Evet arkadaşlar tekrar merhaba. Ee, sonunda beklediğimiz güncelleme notları geldi arkadaşlar. Ee, neler neler geleceğini falan buradan göreceğiz. Bugün bugün mü geliyor? Bugün 9. Aynen bugün geliyor arkadaşlar. Şimdi update notes falan filan falan filan buraları anlatıyor. Ee, iki yeni karakter ve potansiyel geliyor. potential awakening diyor. Potansiyel geliyormuş arkadaşlar. İlginç. Bir bakalım. The leader of the criminal organizations, the Ten Rings, Van Wu. Arkadaşlar bu adamın aslında orijinalinde yani filmde daha doğrusu orijinalinde adı Van Wu'ymuş. Ee, Mandarin değilmiş ama Mandarin adını da belli noktalarda kullanmış. Ee, Van Wu and Katie, one of Shang-Chi's closest allies, have arrived at Marvel Future Fight. İşte Shang-Chi'nin en yakın şeyleri, müttefikleri falan diyor. Bu karakterler öyleymiş yani. Potential awakening for the heroes above will be available through the September update. The changed skills of the new heroes uh, and based on skill level 6 stats. Uh, evet arkadaşlar. Şey geliyormuş, potansiyel geliyormuş. 6. skill'den bahsediyor. Şimdi arkadaşlar ilk olarak burada mandarini görüyoruz Van Vu ama mandarin adıyla değil Van Voo adıyla gelecekmiş sanırım ee, arkadaşlar türü ışın şeyi e, türü ışınmış taraf süper kötü ve erkek ve aynı zamanda da insan ee, ability agility pure evil saf kötü ee, şöyle Ha, şurada arkadaşlar nereden elde edebileceğimizi söylüyor bu karakteri. Ben bu karakterin özel karakter olarak gelebileceğini söylemiştim ve haklı çıktım arkadaşlar. Özel karaktermiş. Diyor ki monthly bonus deal gets uh, 20 biometrics daily. Ee, arkadaşlar bu günlük 20 biometrik paketinden alabiliyoruz parayla alınan birincisi bu. İkincisi special daily growth support. Um, aynen bu da arkadaşlar şey olan um, o 280 lira olan paketten de alınabiliyor aynı zamanda ve onun dışında premium kahraman sandığından da çıkarabiliyor musunuz biraz şansınıza bağlı ve son olarak da 2021 September Update Future Pass Norm, Normal Pass Rewards arkadaşlar bir de şeyden alabiliyormuşuz. Um, Gelecek lisansı var ya oradan bize belli bir biyometrik verecekler. Ve bu da açmamız için karakteri yeterli. Yani biz bunu biletlerle basabiliriz. Hiç siz bu biyometriye falan bulaşmayın. Ee, güzel bende de bilet vardı. Ben direkt biletlerle basarım bunu. Şimdi arkadaşlar liderliğine bir bakalım. Applies to villain allies. Şey diyor etkilen etkilenecek olan şey süper kötü müttefikler. Uh, activation rate when debuffed removes removes all debuffs. Five uh, percent recovery of max HP. Şey veriyor. Tüm zayıflatmaları kaldırma özelliği veriyor. Tüm takım arkadaşlarına aynı zamanda da yüzde beş HP veriyor. Yani YP, yani can veriyor. Uh, güzel PvP özellikleri arkadaşlar bunlar güzel. Pasifinde, artık İngilizcesini okumayacağım hızlı geçeceğim. Pasifinde süper kötü müttefiklere %25 YP veriyormuş. Bu da güzel. Ee, bir diğer pasifinde de kendisine veriyor bunu. Ee, süper zırh ve bütün savunmalarda %5 artış. Aynı zamanda e, skill hasarını %30 yani beceri hasarını %30 ve bonus hasarını %25 artırıyormuş. Arkadaşlar bu karakter, şuralara bakarak söyleyebilirim ki şey olmuş. Yani sadece şu üç özelliğe göre PvP karakteri olduğunu söyleyebilirim. Birinci skill sersemletme özelliği var. Enerji saldırısında artış. Devam edelim. İkinci, ikinci skill de aynı. 3'e bakalım. düşmanları sersemletme yetisi var. Ve kendisine şey %15 bu skill kullandığı zaman %15 canını yenileyecek. Guards against Ha, 8 vuruştan koruyacak. Bu baya PVP'lik olmuş ya. Enerji damage. Yine enerji saldırısında artış. Yani bu karakter de enerji saldırısı yapacakmış. Bunu da biliyoruz. Dördüncü skill'e baktığımız zaman... Düşmanların bütün defanslarını %10'luk bir azalma verecek. Yani bu da gönderim görevinde falan da kullanabilmemizi sağlayacak. Ama kullanmayabiliriz. Çünkü biraz daha PVP karakteri ya arkadaşlar. Gönderim görevinde etkili olmayabilir. Hani sadece... Savunma azaltma yeteneğine bakamayız ee, Onun dışında kendisine de increases all basic basic Attacks and basic defenses by 45% on speeds falan filan ha kendisinde belli e, Şeyleri artırıyor e, Saldırı ve defansını artırıyor Hızını artırıyor e, Kritik oranını artırıyor falan filan devam edelim 5. skill'e bakalım Stun in, in cap, in in Bu ne demek hiç bilmiyorum. Şey biraz devam edelim. Sersamletme var gene düşmanı sersemletme falan yapacakmış. Eee o çok güzel. %80 ihtimalle süper zırh, bariyer, kalkan, e, tüm hasara bağışıklık ve görünmezlik, yenilmezlik etkisiyle delermiş. %80 ihtimalle delecek yani. Aynı zamanda kendisine invincible özelliği ve dokunmazlık özelliği verecek. Ve inersel. o çok güzel olmuş arkadaşlar. Bu karakter bilmiyorum çok güzel görünüyor. Ben bunun potansiyelini açabilirim. Gayet iyi duruyor. Arkadaşlar bu karakter su götürmeyecek bir şekilde pvp karakteri bilginiz olsun. Devam edelim. Katie karakteri. Arkadaşlar türü e, speed yani çevik şeyi taraf süper şey e, kahraman daha doğrusu ee, insan ve kadın olacak. Şöyle bir bakalım. Arkadaşlar bu karakter ücretsiz geliyormuş. Şanslıyız yani. Ee, ücretsiz bir şekilde bunu normal biyometrik seçiciden alabileceğiz. Direkt hızlı bir şekilde alın kalsın zaten. Bakalım ne kadar iyi olacak onu da göreceğiz. Şimdi liderliğinde şöyle süremize de bakalım. Evet. Liderliğinde tüm takım arkadaşlarına e, kritik oranı artışı veriyor. Ve arkadaşlar bunu Shank'chi'ye, Shank'chi'ye daha doğrusu lider olarak kullandığınız zaman %60 saldırı artışı veriyor. Yani Shang-Chi için çok ideal bir lider olacak. Devam edelim. Rob of Justice. Hmm, bakalım. All allies. Bütün takım arkadaşlarına hedefin kaçınma oranının %30 kadarını yok sayma ve Kritik hasarda da %30 artış verecekmiş bir pasifinde. Diğer pasifinde kendisine veriyormuş. Ee, garanti kaçınma oranını artırıyor. Garanti kritik oranını artırıyor. Ve skill hasarı ve bonus hasarını da artırıyor. Bu biraz daha arkadaşlar şey olmuş. PvE karakteri gibi olmuş. Devam edelim. Stun falan. Buraları biraz hızlı geçeceğim. Bleed damage. Kanama hasarı. Ee, falan filan filan filan. Immunity to all damage. Hmm, enemies Paralysis Şu dördüncü skill'inde biraz PvP özellikleri var ama Ama daha çok arkadaşlar Aynen kanama sarı falan var Arkadaşlar bu daha çok PvP karakteri olmuş bilginiz olsun ee, Bir bir ihtimal dördüncü skill'i sayesinde PvP'de de biraz kullanılabilir belki ama Genel olarak PvP karakteri olduğunu söyleyebilirim Evet Güzel. Bu bu karakter arkadaşlar bu arada fiziksel saldırı yapacakmış. Bilginiz olsun. Ee, Wen Wu karakteri yani Mandarin karakteri de enerji saldırı yapacak. Devam edelim. Ne diyor? Yeni 4 yeni kostüm geliyormuş arkadaşlar. O çok güzel. Çok çok güzel. O harika oldu. Arkadaşlar Sword Master, Aero ve Wave karakterlerine kostüm geliyor. Wave karakterini mutlaka alacağım. Bakalım nasıl bir şey gelmiş. Shang-Chi kostümü 1050 kristalle düşecek. Şöyle bakalım. Biraz hızlı geçiyorum şuraları. Çok üzerinde durmayacağım. Reflies. Self. decreases basic damage. Devam edelim. Şöyle kostüm etkisine baktım da biraz PvE karakteri gibi duruyor. Cooldown. Ha. Evet devam edelim şurada e, şey diyor bu ilk pasifinde şey diyor daha hazır onu da açıklayayım e, şey diyor birinci skill'i kullandığın zaman şey yapacakmış staff hangisi bakayım staff of punishment hangi skill o evet beşinci skill e, arkadaşlar birinci skill'i kullandığınız zaman beş, beşinci skill'in bekleme süresi direkt sıfırlanacakmış ondan bahsediyor pasifinde. Diğer pasifine bakıyorum. Oo. Accumulated damage proportional to max accumulated damage. Şey arkadaşlar burada da hasarının artışına falan yani temelde o şekilde. Şimdi uzun uzun açıklamayayım. E, temel olarak hasarını artıran bir e, şey. Yet, skill daha doğrusu pasif skill'i. Güzel. İkinci pasif skill de güzel. Şöyle şuraları biraz hızlı geçelim. Paralysis falan filan falan filan. Recovery. Üçüncü skillde arkadaşlar üçüncü skillini kullandığınız zaman yüzde altmış canını dolduruyormuş. Bu çok yüksek. Gayet güzel. Aynı zamanda Super Armor varmış. Bu da biraz çok yönlü bir karakter olmuş. Bakayım. Arkadaşlar daha çok PvE karakteri gibi. Ama üçüncü skill'in nedeniyle Üçüncü skilli nedeniyle şey olabilir. PvP'de bir nebze kullanılabilir. Ama daha çok PV, PvE karakteri gibi olmuş. Baş çumanlarda falan kullanacağız. Swordmaster'a kostüm geliyor. Aa kostümü de ucuzmuş arkadaşlar bayağı. 750 kristal. Yani normalde 1200'müş. İndirimde 750'ye düşecek. Gayet uygun. Bakalım. Hmm. Kostüm etkisi fena değil. Bakalım. liderliğinde ha arkadaşlar bu PvP karakterine benziyor. Liderliğinde şey diyor diyor ki kahraman takım arkadaşlarını e, takım arkadaşlarının %50 tüm defansını artıracak yani basic defansını artıracak ve yüzde otuz da YP verecekmiş. Güzel. Activation rate when attacking falan filan falan filan. Diğer pasifi biraz daha PvE, yo aslında ilk pasifi daha çok PvE odaklı olmuş. Ha, şeyde değişiyor. Tamam, ikinci pasifine bakalım. Penetrate with Barrier Shield effects, Super Armor increases all basic defenses. Evet. Evet arkadaşlar bu PvP odaklı olmuş daha çok. Şöyle biraz daha devam edelim. Bleed Damage, Remove Elasticity. 3'e bakalım. Ee, evet. Defense'da artış. Hasarda artış. Yani şimdi yani 5, 4, 5'e falan baktım da. Yani emin olamadım arkadaşlar bu karakterden. ya. Yani, biraz bakmak lazım ama daha çok PvP'lik gibi duruyor ama Decreased sol, Basic Defense. Yani bu bu her şey çıkabilir ya. Bu biraz ka şeymiş. Karışık biraz vermiş özellikleri. PV de olabilir. PVP de olabilir. İkisinde de etkili olabilir. Ama bana daha çok PVP'lik gibi geldi. Bilmiyorum. Arkadaşlar Aero karakterine gelecek kostüm 1050 kristalmiş. Swordmaster 750 kristal. Bir de Aero'ya bakalım. Ee, biraz hızlı geçelim artık. Çok uzamasın video. Applies to self e, kostüm etkisinde kendisine e, basic temel hasarı yüzde otuz artırıyormuş. Aktif skill mi? Ha şeylerde değişim olmamış arkadaşlar. Pasif skilllerine değişim olmamış. Enemy stun applies to self falan filan falan filan. Evet bu ikinci skilli pvp'lik. 3'e bakalım. Evet. PvP'lik olmuş. Oo, kesinlikle PvP'lik. Yo ama bir dakika. Ama sondan ikinci maddede de değişiklik var. Silence stun, Super Armor. Evet. Evet evet. Bu şey arkadaşlar. Ee, bu PvP'lik olmuş ya daha çok. Yani emin olmak için oyunda tekrar bir bakmam gerekiyor ama. Ee, yani ön izleme olarak bunun PvP'lik bir karakter olduğunu söyleyebilirim. Ama benim asıl ilgilendiğim bu karakter arkadaşlar. Wave karakteri. Çünkü e, bize destek lazım bildiğiniz üzere. Şöyle bir bakalım. Ee, 1050 kristalmiş. Ee, falan filan falan filan. Kostüm etkisinde kendisine %15 skill hasar artışı ve bonus hasarda da %10 artış veriyormuş. Liderliğinde Liderliğinde bütün takım arkadaşlarına %25 hasar artışı, saldırı artışı veriyor. Ama Namora lider olarak kullanırsanız %60 ekstra olarak Namora'da bir saldırı veriyor. Pasiflerine bakalım. Apply to self increase is granted. Uygulanacak olan kendisi garanti kritik oranında %15 artı şey artış sağlayacakmış. Diğer pasifi asıl ilgilendiğimiz kısım arkadaşlar. Diyor ki kahraman müttefiklere %50 e, süper kötülere verilen hasarda %50 artış alınan hasarda da %15 azalma verecekmiş. Çok güzel %40, 40 mıydı? %45 mi? %40'tı galiba arkadaşlar. %50 olmuş. Gayet güzel olmuş. Ama diğerlerine çok bakmamıza gerek yok çünkü biz bunu daha çok destek olarak kullanacağız gene de bir bakalım ama hmm, Evet şey var bleed damage falan Kanama var sersemletme var Şöyle bakalım Evet Bunu belki şeyde e, Neydi o Abx de belki arkadaşlar hani destek olarak kullandığımız zaman falan e, bazı günlerde işimize yarabilir çünkü kanama falan isteyen günler var sersemletme falan oralarda kullanılabilir. Şey diyor. Shang-Chi'nin Shang daha doğrusu kategori 3 skillini gösteriyor. Bakalım. YP yenileme var. Canını yenileyecekmiş. Başka? Ee, zincir darbe hasarı. Hasarında %90 artış mı? Ha, yok. Ee, saldırdığında %90 ihtimalle Zincir darbe hastalığı uygulayacak. Çok güzel. Hmm. Invincible. Şey var. Süper zırh bariyer falan delebiliyormuş. Bilmiyorum göreceğiz. Evet şöyle kategori skill'ini bir görelim. Hmm, güzel görünüyor. Devamında arkadaşlar Swordmaster, Aero ve Wave karakterlerinin potansiyel açılmasından bahsediyor. Yani 6. skill gelecek, 6. skilllerini falan söylüyor. Şöyle bakalım. Evet. Evet. the debuff. Yani arkadaşlar şimdi bu biraz karışık hem hem pvm PvP özellikleri var. O yüzden dediğim gibi kestiremedim bu karakteri. O yüzden geçeceğim. Onu oyunda görmem lazım. Aero Paralysis Basic Defense. Hmm. Evet. Invincible. Ha evet. Arkadaşlar bu daha çok PvP'lik duruyor ya bu karakter. Bakalım göreceğiz bunda. Wave karakterine bakalım. Son olarak 6. skillinde ne varmış? Evet bu da biraz bu bu da biraz karışık. İki, iki modda da sanki etkili olacak ama dediğim gibi bu şey olduğu için, destek karakteri olduğu için aslında çok da şey yapmamıza gerek yok, çok da bakmamıza gerek yok. Ha şöyle. Swordmaster'ın 6. skill'ine bir bakalım. hu güzel görünüyor. Aero'ya bakalım. Ha aynıymış ya hemen hemen. Tekrar baştan bakalım da ha, aşağı yukarı aynı wave de aşağı yukarı aynı geçebiliriz. New A, dur bakayım. Arkadaşlar yeni bir özellik gelmiş instinct, It's instinct. Bu, bu ne demekti ya ben bunu biliyordum anlamını. Şey Dur ben biliyordum ya Arkadaşlar Instinct his iç iç Gibi bir şey bir saniye ona bir bakayım bir saniye İç iç güdü arkadaşlar Ben de diyorum iç iç diyorum iç içgüdü İç güdü diye bir yeni bir şey eklenmiş Özellik eklenmiş Kahramanlara eklenmiş arkadaşlar bu Bazı kahramanlara Hmm, bakalım. Oyunda görürüz. Ee, bu bu özellik şey diyor. Kahraman levelini yükselten bir özellik diyor. Anlamadım. Bu ne demek ya? Ee, evet. Diyor ki Diyor ki siz içgüdü özelliğini yükseltirseniz kahramanın atağı ve defansı artacak diyor. Will be applied by 100%. Yani Wild Order tree instincts will be applied by 50%. Garip arkadaşlar bu yeni özelliği oyunda bir görmek lazım. Ha şöyle nerede o? Ha, şurada görünüyor. Arkadaşlar yeni bir özellik geliyormuş, değişik bir şey. Siz bize ayrıyetten herhalde özellik verecek. Bunu bir oyunda görmek lazım. Umarım çok kafa karıştırıcı bir şey değildir. Madness orfla bu ne ya? Bunu geç. Bir dakika burada da bahsediyor mu acaba? Ha. Neyse. Evet arkadaşlar tahmin ettiğim gibi Shang-Chi bölümü geliyor. Valla iyi tahmin ettim. Kendimle gurur duydum şu an. <laughs> ee, şöyle bakalım. Receive falan filan. Master of Martial Arts. Arkadaşlar diyor ki buraya girdiğiniz zaman Shang-Chi bölümüne size 6 yıldız Shang-Chi karakteri verecekmiş. İkinci bölümde verecekmiş bunu. Ee, 6 yıldız Shang-Chi'yi. E bende zaten şankçı kategori 2 olduğu için ben alamayacağım ama elinde olmayan arkadaşlar bu şekilde almış olacak. Güzel oldu. Ben süper modları seviyorum ya. The special offer and extreme mod package will be available for purchase. Şey arkadaşlar. Oo. oo. Arkadaşlar süper modda verdiklerine bir baksanıza şey veriyor. Altı yıldız potansiyel bileti veriyor. Yani bir karakteri direkt 60, 60 levelden 70 levele full direkt hızlı bir şekilde atabileceğiz. Çok güzel. İşte kozmik, altın, kristal, yargı CTP de verecek galiba. Harika. Çok güzel. Ha şurada görünüyor. Oh. Şey için arkadaşlar yargı CTP'yi almak için shang kostümünü almak zorundayız. Maalesef ve bunu destansı basmak zorundayız. Yani mecburen arkadaşlar şankçı kostümünü alıp kasacağız. Yani iyi olsa da kötü olsa da her türlü kasacağız yargı CTP almak için. Ben alacağım arkadaşlar direkt yani alıp hatta hızlı bir şekilde destansı kasacağım. Bakalım. Keşke biraz şankçı biyometri biriktirseydim ya. Şimdi aklıma geldi. Devam edelim. Bu ne? Ha. Ha evet güzel. Arkadaşlar ödüllerden bahsediyor bize burada. Video kaç dakika oldu ya? Neredeyse yarım saat olacak. Biraz hızlı bakalım. Arkadaşlar normal modda e, alacağımız toplam ödüllere bakalım ilk önce. Sonra süper moda bakarız. 3 milyon 600 bin altın. Güzel. E, 5 level kostüm tp çipi. E, kostüm yükseltme kiti. E, taşı biyometrik e, madde. antimadde. E, uru uruceğiz, Şey e, uru, uru sandığı verecekmiş destansı. E, ISO 8 ve özel ekipman sandığı verecekmiş. Yani idare eder. Süper moda bakalım. 3 milyon 800 bin altın 500 kristalimizi geri alacakmışız. Yani tabii bütün görevleri yaparsak. 500 kristal geri alırsak yani 2000 kristal giderimiz var. Non taşı. 500 non taşı. Güzel. Ee, 6 yıldız uyan uyandırılmış. ISO 8. 200. Kozmik. Ee, şey. Bu neydi ya? Kart sandığı bir tane. Destansı. Ee, yargı CTP. Bu çok güzel. Ee, sonra... Potansiyel keşfetme bileti bir tane. 6 yıldız asıl güzel olan bu, bununla şey zaten yargı arkadaşlar. Şu 6 seviye 6 e, potansiyel yükseltme bileti verecekmiş. Bu çok güzel. Bir de yargı çok güzel. E, bir de bir de özel özel şey e, ikon veriyorlarmış mandarin'in. Bakalım göreceğiz. Başka bir şey kaldı mı burada. Bu ne be? Timeline Survival ee, Yeni bir mod mu geliyor bu ne Diyor 3 3 karakter seç en az bununla oyna falan Değişik arkadaşlar yeni bir şey geliyor galiba mod geliyor değişik bir mod Bu ne Oo. Arkadaşlar girişte 2 milyon altın mı istiyor? Bu ne ki ya? Ne ödül veriyor acaba? Aa. Garip böyle bölge işgal etmeli strateji strateji modu mu acaba? Değişik bir şey. İtfak fettini anlırdı bana. Güzel görünüyor. Ben bunu yap. Oo bakayım bu ne? Böyle bu ne reward değişik değişik arkadaşlar bunu dur, move to other portal. Aa çok değişik. Arkadaşlar şey bakın. Bu uh, pro portal var ya bunu muhtemelen yanlış yazmışlar. Portal yazacaklarını portal yazmışlar. E uh, move to other uh, other portal that in is uh, on the map using a portal will cost survival tokens but move points will be will not be used. Ee, böyle portal mesela şu portaldan alırsak kendimizi bir yere ışınlayabilecekmişiz. Ee, ödül mödül Bu acayip bir şey ya çok değişik. Bu ne? Ha buradan bize bonus özellik mi verecek? Bu bu ne? Aa çok garip. Arkadaşlar şunun ne olduğu hakkında bir tahmini olanlar varsa yorumlara yazabilir mi? Ben tam olarak bir çıkarım yapamadım. Yeni bir mod olduğu kesin. Ama ödülü ne? Ne, ne olacak? Çok anlamadım. Şey var şurada modlar var. Hard Stage Battle. İşte zor bölüm. İşte ee, Boss Stage. Patron bölümü falan. Şöyle değişik değişik şeyler var. İlginç. Hı, şöyle de bir mod olacakmış. Yani arkadaşlar şuradan uzun uzun inceleyebilirim de uzun uzun incelemek istemiyorum. Bunu arkadaşlar güncelleme geldiği zaman oyuna girip oyundan e, bir bakmaya çalışalım. Bakalım neymiş. Devam edelim. Artık şuralara çok şey yapmayacağım. Oo. Ha 10 binmiş ya. Ben de 10 milyon altın sandım. <laughs> ya o kadar uğraşıyoruz. 10 bin altın mı veriyorlar? <laughs> evet. Herhalde ilerledikçe yükselir bu şey. Evet arkadaşlar. bir de gelecek lisansı ödülleri. Bizim diğerleri pek ilgilendirmiyor. Biz daha çok ilkine bakacağız. Ne veriyormuş? 250 bin altın falan filan buraları geçiyorum. önemli olan 6 yıldız bilet veriyor bir tane. 300 token ve arkadaşlar 10 tane Wenwu biyometri. Bu çok güzel oldu. Ee, direkt açabileceğiz yani karakteri. Güzel. Çok güzel oldu. Yeni ikonlar. Üf. Oo, şey çok iyi. Arkadaşlar Wenwu çok iyi değil mi? Koluna baksanıza. Benim bunu almam lazım. Çok iyi be. shang daha iyi. Magic'de. Bu diğer üçü o kadar iyi değil de. Wenwu ikonu çok hoşuma gitti. Ben bunu süper moddan bunu da alacağım. Harika olacak. Neyse devam edelim. New Uniform Collection. Ha, bu, bu çok önemli değil dört tane kostümü e, efsanevi bası şey destansı basacaksınız da size 1 milyon altın verecek saçma sapan işler devam edelim ha, other informations ne the result and animation has been fixed to show up one by one Ha, teker teker e, açılma o, olayında bir sıkıntı varmış herhalde onu düzeltmişler şuradan ha işte farklı şeylerden bahsetmiş. Hatalardan. Arkadaşlar sanırım bir haber daha vardı. Bir durdurayım videoyu. Ona da bir bakalım. Evet arkadaşlar son olarak şundan da bahsedelim de bitirelim. Ee, güncellemeden bahsetmiş şey demiş. İşte güncelleme şu kadar şu kadar sürecek demiş. Akşam akşamdan sabah 6'ya kadar mı ne? Yani bu saatler arkadaşlar bizimkilerle bir olmadığı için bizimkilerden farklı olduğu için tam kestiremiyorum. Ama büyük bir ihtimalle bu akşam güncelleme olacak. Sabaha kadar bekleyeceğiz. evet. Gelecek şeylerden bahsediyor. iki yeni karakter potansiyel gelecek. 4 yeni kostüm. kategori Shang-Chi. Swordmaster Aero ve Wave'e de potansiyel gelecek. yeni bir özellik olan Instinct. Instinct bu şey. iç, içgüdü özelliği gelecekmiş. Yani yeni bir Efsanevi Savaş Modu geliyor Şankçı adıyla ee, yeni bir şey geliyor ha arkadaşlar New Seasonal Content diyor yani yeni sezon sezon modu gibi bir şey diyor ee, yani arkadaşlar bu galiba kısa süreliğine gelecek bu bu mod Timeline Survival var ya az önce gelen gördüğümüz o kısa bir süreliğine gelecek büyük bir ihtimalle öyle yazıyor. Sonra gelecek lisansı yeni ikonlardan bahsediyor. Yeni kostümler, geri kalan bilgilerden bahsediyor ve hata düzeltmelerinden bahsediyor. Ödül olarak da bize 6 yıldız kahraman sandığı, 100 enerji ve 50 güçlendirme puanı verecekmiş. Evet arkadaşlar haberler bu kadar. Ne düşündüğünüzü yorumlarda belirtin. Bu konu hakkında ne düşündüğünüzü ben de merak ediyorum açıkçası. Yorumlara yazmayı unutmayın yani. Tekrar görüşmek üzere bay bay